Kara para aklamakla suçlanan Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında flash gelişme yaşandı. Gözaltında neler yaşandığı ortaya çıktı. Saçlarına dolarlar takan, kahvesinin içine altın tozu döken, çiçeklere altın serpen, son model araçlar, helikopterler ve özel uçaklarla sosyal medyada gündemden düşmeyen Dilan Polat hakkında bomba etkisi yaratacak gelişme yaşandı. Kara para aklamakla suçlanan sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında görev yapan polislerin bir kısmı açığa alındı. Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu'nun haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, vergi usul kanunu ile futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet, suçları kapsamında yürütülen soruşturmada bazı polislerin açığa alındığı ortaya çıktı. Bunun için 10DAK2ANIZ var. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Dilan Polat soruşturması kapsamındaki operasyonda 100. N.G. isimli kadın gözaltına alındı. Elinde yapılan aramalarda telefonuna el konulan 100. N.G. adli kontrol kararıyla serbest kaldı ancak İstanbul Emniyeti Mali Şube'de muhafaza edilen cep telefonuyla 100. N.G. serbest bırakıldıktan sonra telefonla annesi arandı. Cep telefonundaki fotoğraflar ve bilgilerin sosyal medyada paylaşılmaması karşılığında verilecek Bitcoin hesabına 100. N.G.'nin hesabındaki tüm Bitcoinlerin gönderilmesi istenildi. Bunun için 10 dakikanız var, denildi. Şantajla rüşvet istenen 100. N.G. telefon konuşmasının ardından savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Bir gecede 3 kere aradılar. Kripto parayla yakından ilgilenen 100. N.G., yaşanan olayın ardından ifade verdi. 100. N.G., ifadesinde cep telefonuna el konulduğunu ve hattının da içinde takılı olduğunu belirtti. 5 Kasım 2023 tarihinde sabah saat 5.30 sıralarında sulh ceza hakimliğinden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirten 100. N.G., aynı günün akşamı uykusuz olduğu için uyurken gece 12.02'de annesine ait olan cep telefonu 0550-2525 numaralı cep telefonundan arandığını söyledi.